Gördüğünüz karadan karaya ateşlenen uzun menzilli bir Detroit füzesi. Savaştan kalma. Yaklaşık 150 kilometre menzili var. Kötü haber şu ki biz bunların imha edildiğini düşünürken 12 tanesinin hala saklandığını öğrenmiş bulunmaktayız. 4 tanesi ise çoluğun elinde. Ne demek bu? Bu... ...150 kilometre uzun bir mesafe. Karabayır dahil ülkemizin sınır bölgelerini hedef alabilirler. Ki bunlardan bir tanesi ana jet üslerimizden biri. Yani bir çeşit misilleme yapacaklar komutanım. Yapamayacaklar. Çünkü biz buna müsaade etmeyeceğiz. Elbette komutan. Peki elimizde ne var? Elimizde... Çoluğun bu füzeleri ateşleyebilmesi için güvenlik kodlarına ihtiyacı var. Bu adam kodları çoluğa götürecek kişi. Adamı mı alacağız, kodları mı? İkisi de değil. Kodları alsak da yine bir çözüm bulurlar. Sizin göreviniz bu adamı takip edip füzelerin yerini bulup hepsini imha etmek. Kodlar o delinin eline geçerse sıkıntı büyük. Her şeyi göze alırım. Çok güzel. Füzelerin menzili kaç kilometre demişti? 150 kilometre. Güzel. Nerede teslim ettiler? Bizim Zardan kampında bir sığınaktalar. Buraya fazla uzak değil. Aramız 25 kilometre. Aç bakalım şu haritayı. Şimdi... yani füzeler şuralarda bir yerlerde olsa... 150 kilometre çevresi. Yalnız kodlar olmadan bir işe yaramaz Çolak. Faruk diye bir adam var. Kodları o getirecekmiş. Tamam. Bekleriz. Bu kadar bekledik. Az daha bekleriz. Ateş, Fethi ile beraber bu Faruk denen adamın peşine düşeceksiniz. Size her zamanki gibi istihbarattan biri karşılayacak. Komutanım müsaade ederseniz Ateş'e ben gideyim. Neden? Burada böyle durup beklemek istemiyorum. Başka bir planım varsa bunu hoş karşılamam. Asla komutanım. Sadece burada durup beklemek istemiyorum. Tamam. O zaman hemen çıkın. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Yüzbaşı Sezer. Gel. Ankara'dan şimdi geldi komutan. Yolculuklar komutanım. Eyvallah. Elimi unutma sakın ha. Merak etme ben de. Komutanım merak etmeyin. Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Eyvallah. Burası size emanet. Komutanım aracımız geldi. Yavuz. Ankara'dan bir yazı geldi şimdi. Durumu onlara anlatmıştım. Onlar da biraz araştıralım dediler. İkinci bir emre kadar
görev almamanı istediler. Çok üzgünüm. Aslanım, kaplanım, kahramanım, komandom benim. Aramadın annem, merak ettim. Taburdayız. Yaramaz bir durum yok, merak etme. Olsun annem. Sen anneni ara. Sabah, öğlen, akşam, ikindi sen anneni ara. Tamam anneciğim, tamam. Senin canın mı sıkın? Yok, yok. Yorgunluk var biraz, sadece o kadar. Anacığım, hadi öpüyorum ellerinden. Ha, ben de seni öpüyorum annem. Hadi. Ne diyordum? Ha, ay siz benim Fezullah'ımı bir görseniz. Allah'ım, aslan gibi böyle, dağ gibi maşallah. Yani o pıspırılı oğlan gitmiş yerine böyle ne bileyim böyle acayip değişik bir şey gelmiş yani. Ya benim oğlana Feyzi Minatör diye isim takmışlar. Ne demişler? Sana... Feyzi Minatör mü? O ne? Bu işte şey var ya, filmi var bunun böyle makine gibi, mahluk gibi değişik bir şey. Terminatör. Heh, Terminatör diyorlar ya, onun gibi işte. Allah iyiliğini versin. Ya o kadar konuştuk ama hiç duymadım. Duymadın mı? Koymuşlar. Ya şu bakışa, şu kararlılığa bir bakın ya. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim Feyzi Minatör'üm oralardayken siz buradan mışıl mışıl uyuyun. Daha da bu topraklara terör merör işlemez. Devletimize zeval gelmez. Amin inşallah. Aa, çok şükür. Tövbe şükürler. Yedin mi Dünür? Bak böreği çok güzel yaparım, ye. Allah razı olsun. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun annem, bal olsun. Niye kapalı şu telefonu ya? Neredesin sen ya? Telefonun niye kapalı? Şarjım bitti ya. Birinden rica edebilirdin. Meraktan öldüm. Hastaneye de gitmedin değil mi? Gittim gittim, iyiyim. Merak etme. Sana bu kadar. Yüzünden düşen bin parça. Çok mu canın acıyor? Geçici olarak görevden uzaklaştırıldım. Ne? Nasıl yani? Niye ki? Çünkü bir hainin oğluyum da ondan. Ne demek şimdi o? Her şeyi baştan anlat.
Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Vay arkadaş, böyle bir şey olabilir mi ya? Adam yıkıldı resmen. Beyler, her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız Yavuz komutana. Komutanım, gerekirse o giderse biz de gideriz deriz. Al işte, yine yaptı çaylaklığını. Ya niye komutanım? Sen bunu Yavuz komutana söyle de yamulsun seni bir güzel. Vatan görevi hiçbir duyguya benzemez aslanım. Tamam, Yavuz komutanımıza canımız feda. Orası ayrı. Orası ayrı. Ama o yoksa da biz burada olmaya devam edeceğiz. Aynen. Emredersiniz. Demek baban olduğunu söyledi. Evet. Peki sen hiç görmedin mi babanı? Peki hiç fotoğraf falan? En son 25 yıl önceki fotoğrafını falan biliyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun o zaman? Oluyorum. Ya iyi de bu çok saçma. Ne saçma bari, yalan mı söylüyorum sana? Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Sadece nasıl bu kadar emin olduğunu merak ediyorum. Emin oluyorum. Adam şarkıyı söyledi bana. Biliyor, her şeyi biliyor. Annemi de öldürttü. Olcay'ı da öldürdü çünkü ötmesin diye. Bütün taşlar yerine oturuyor işte. Keşke alsaydım canını. Yavuz, saçma sapan konuşma. Sen katil değilsin. Değilim ama bu gidişle olacağım. Sen askersin. Asker gibi davran. Askerliği senden öğrenecek değilim. Gerekirse benden öğreneceksin. Sarı komutan. Tamam, kusura bakma. Şaşkınım ki kime çatacağım bilmiyorum. Hep bana çatıyorsun ama. Biliyorum. Çünkü kalbimi bir tek sana açıyorum ben. Evi hala duruyor mu? Evet, niye? İstanbul'a gidelim mi? Belki bir şey buluruz. Görevde de değilsin nasılsa. Belki çocukluk fotoğraflarına bakıp sana bir daha aşık olurum. Beraber mi gideceğiz? Fikir benim olduğuna göre tabii ki beraber gideceğiz. Uçak biletlerine bakayım mı? Olur. Hmm.
Nerede bulacağız istihbaratla? Antalya Konya altında. Ne alakası var? Oğlum nerede buluşacağız? Buraya geldik, burada buluşacağız. Allah aşkına ya. Karabatak, kıza bak. Hangi kıza? Eylemine çok benziyor. Selam gençler. Ne haber? Eylül ben. Gördün mü? Eylülmüş. Eylem değil. Eylem? Eylül dedik ya. Eylül Arttekin. Türk istihbaratı. Gerçekten mi? Vay arkadaş, adam şaşırmalara doymadı sabahtan beri. Şaşır şaşır şaşır. Artık aynı saftayız. Birbirimize silah çekmek yok yani. İnşallah. Ben şu an dünyanın en mutlu insanıyım ya. Tamam. Birbirinize kavuştunuz. Bu çok güzel. Ben de sizin adınıza çok seviniyorum. Ama artık göreve adapte olalım ha? Evet. Adam birazdan çıkacak. Verici yanınızda değil mi? Verici bende. Ne yapıyoruz? Arabasına mı koyacağız? Arabayı alıp almayacağını bilmiyoruz. Doğru. Çantaya koymak en mantıklısı. Çıkıyor. Plan ne? Benim kafamda var bir şey. Hadi. Gel sana odamı göstereyim. Benim. Ha, pardon. Ama sen de çok tatlıymışsın. Zaten biliyoruz. Hadi çıkalım. Bahar. O da. Yaz.
2 adet kız istemelik alyans. Tamam. En az 2000 girer. Ne? Tamam o zaman. Sen kızın parmağına ip bağla. Oğlum olur mu öyle şey? 3000 desen ona. 3-3. Bir dakika. Önce evlilik teklif etmelik tek taş alacaksın. En az 2000 TL. Ama merak etme onu 100 liraya ışıklı bir kutuyla çözeriz. Işığı bir açıyorsun 2000'lik yüzük sana 5000 lira oluyor. Abi siz beni bitirdiniz ki. 1000 TL'de çikolata yaz. Yuh. Herhalde oğlum. Gofret mi götüreceksin lan? Böyle en güzelinden almak lazım. Gid abicim bak ben o parayı çikolataya verirsem onu yemeğe kıyamam. Böyle onu alır böyle... Neyse. Ben terbiyemi bozdum değil mi? Tabii. 2000 TL'de takım elbise de. Oha ya. Oğlum kız istemeye gidiyorsun maça değil. Yakışıklı olacaksın. Afilli olacaksın. Böyle jilet gibi olman lazım. Doğru. Tabii. Tamam. Tamam. 6, 7, 8. Abi 8000 lira etti. Bu daha söz. Bunun şimdi nişanı var. Düğünü var. Daha ev kuracaksın. Beyaz eşyası var. Mobilyası var. Var da var. Bir şey diyeceğim ya. Abi. Beni ilk operasyonda vursunlar. Vallahi bak. Hem hayatım boyunca borç ödemekten kurtulurum ben. Ha? Olur mu? Şşş. Ağzını ayrı aç lan. Abim var burada. Satarım 2 dönüm arazi yaparım o diyle. Rahat ol. Ha. Bize de birini bulursun değil mi abi? Bak. Abi dedik herif bizi pezevenk belirledi görüyor musun? Kalk git kendin bul lan. Kalk. Ah neyse beyler. Merak etme hallolur onlar. Hepsi hallolur. Hadi görüşürüz. Benim biraz işim var. Afiyet olsun. Git abi git. Fakir fukaraya gidiyor görüyor musun? Adamın kralı ya. Vallahi. Abi. Bir şey kalmadı değil mi? Ha? Kalk lütfen kalmadın ya. Ne olursun. Var. 300 kağıtta ayakkabı yaz. Abi oha artık ya. Ya bak vallahi terlikle giderim bak düğüne ha. Bak delirtmeyin beni ya. Oğlum sana kim kız kaçır dedi ki? Ha? Canım bunlar daha iyi günler. Esat Allah senin belanı versin. Kimdi o kız? Hangi kız ya? Ne demek hangi kız? Demin mesajlaştığın kız tabii ki. Ne alakası var? Aa cevaba bak ne demek ne alakası var ya? Müzeyyen bin şu arabaya. Müzeyyen ne be? Ne bileyim başka isim bulamadım. Bilmiyorum defol git buradan. Müzeyyen dedim bak. Bana başlayacağım lan kavganıza. Ne oluyor kardeşim ne var ya? Yolun ortasında kavga etmeyin kardeşim. Allah Allah. Ne demek? Ederim kardeşim istediğim gibi ederim ya. İster burada ederim, ister orada ederim, giderim orada ederim. Sana ne be Allah Allah? İyi misiniz kardeşim? Bağırıp durmayın lan. Bağırırım ya. İstediğim gibi bağırırım. Sana ne oluyor? Bağırıyorum işte. Bana bağıramazsın. Sen bana bağıramazsın. Müzeyyen dedim. Sakın gelme. Müzeyyen bin şu arabaya. Müzeyyen. Müzeyyen. Yürü arabaya ya. Bezdim canımdan bezdim. Ne yaparsan yap. Ben senin gibi bir yalancı görmedim hayatımda. Müzeyyen geç şu arabaya. Geçmiyorum. Müzeyyen. Bak vallahi billahi. Ne Müzeyyen ne? Bak, dur bir kızım. Vallahi billahi kimseye mesaj atmadım ben ya.
Karabatak, ne yaptın? Ateş nerede? Bin çabuk, bin, bin, bin! Nerede kaldın? Merak etmeye başlamıştım. Oo, baksana burada ne varmış? Kim bu yavruya? Siz kimsiniz be? Asıl sen kimsin ya burada zincirli pahalı falan? Defolun gidin lan buradan! Tamam, niye kızıyorsun? İçer misin biraz? İç iç, iyi gelir. Ver bir yudum alsın. Ya biraz eğlenmek istemez misin? Birazcık eğleneceğiz. Sakın dokunma bana. Sakin ol yavrum. Sakın. Ya eğleneceğiz ya. Biraz dur, bir dur. Ya dur bir, biraz eğleneceğiz ya. Akşam akşam ne manyaklara denk geldik lan. Felaket başım ağrıyor. Arkada çantada ilaç olacaktı. Ne oluyor lan? Adam bize vurdu. Deli mi lan bunlar? Çek şöyle, sağa çek sağa. Sen kimin arabasına çarpıyorsun be? Allah'ın şu kızı başımdan. Birader gözünü seveyim, sen alsana şunu benim başımdan ya. Aa, laflara bak. Ne laflara bak? Ya el alemin adamın bile iki dakikada anladı senin nasıl bir bela olduğunu be. Vay be, bravo, alkışlıyorum seni. Seni Hüseyin, alkışlıyorum. Hüseyin, neyini alkışlıyorsun ya? Neyini alkışlıyorsun? Sabahtan beri taktım bir mesajı. Allah'ını seversen el alemin adamlarıyla bizi papaz ettin ya. Senin kadar yalancı bir adam görmedim hayatım. Ah be Hüseyin be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Gece gece insanlar uyuyor. Yapmayın, niye tartışıyorsun? Sen nereden çıktın ya? Ya ben nereden çıktıysam çıktım, tartışmanın yolun ortasında. Ayıptır, hadi millet uyuyor ya. Hadi kardeşim, hadi. Hadi siz de. Allah Allah. Hadi tamam kardeşim, tamam hadi. Gideceğiz. Allah Allah. Hadi. Adamlara bak ya. Hadi. Müzeyyen, bunlar hep senin suçun ama bak ben sana diyeyim. Sen beni suçlayıp durma da be. Tamam, taktın sabahtan beri mesaja taktın. Beni niye bırakıp gittiniz manyaklar? Biz bırakıp gitmedik, sen oyalandın ya. Hadi düşelim peşlerine, hadi. Yürü yürü hadi. İyi misin? İyiyim. Çok teşekkürler. Hayatımı kurtardın. Önemli olan ebedi hayat. Keşke onu da kurtarabilsek. Benim hiç şansım yok. Eğer varsa cehennemin dibini boylayacağım zaten. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. O rahmet bana işlemez. Kalbim falan yok benim. Kalpler Allah'ın elindedir. Onu biz bilemeyiz. Ne istiyorsun ya hala?
Af mı dileyim? Evet. Tamam. Buradan çıkmayı başarırsam söz seni de karının yanına göndereceğim. Buradan çıkmayı başarırsan bil ki gittiğin yerde sana iyi davranmayacaklar. Sonra hafızın mumla arama. Göreceğiz orasını. Hadi gidelim. Nereye? Burası artık güvenli değil. Başka bir yer bulmamız lazım. Seni sonra adalete teslim edeceğim. Sanırım bu lise bir. Ay tam bir ergen gibisin. Senin fotoğraflarını da göreceğiz. Canım ben tam bir kuğu gibiydim. Bebekliğimden bugüne kadar. Tam bir zarafet timsali. Eminim öyledir. Baban mı bu? Yani çok garip. Öyle ama değil gibi de. Bilmiyorum ya. Hiç merak etmedin mi onu? Ettim tabii. Annen ne anlatıyordu? Bir gün sabah erkenden çıkmış. Daha da geri dönmemiş. Ben 3-4 yaşlarında falanmışım herhalde. Öldü mü sanıyordun? Bir ara çok merak ettim. 18 yaşlarında bir düştüm peşine. Hiçbir şey bulamadım tabii. Sonra annem hastaydı. Hep onunla ilgilendim. Ne hastalığı? Psikolojik. Sürekli depresyondaydı annem. Babam da işte dayanamadı gitti falan dedim. Çok kızgın mıydın babana? Çok. Annen? Konuşmayı pek sevmez anne. Bir gün ondan kalan ne var ne yok hepsini yaktı işte. İşte bu fotoğraf motoraf bir bunlar kaldı. Üzülme tamam mı? Elimden geleni yaparım. Tamam hadi gel. Öbürlerine bakalım bir de ne oluyor? Bunlar senin mi? Bilmem hatırlamıyorum ki benimdir herhalde. Annen hepsini saklamış. Ama hepsi tek. Allah Allah. Bunlar da annenin galiba. Herhalde. Çok garip. Hepsi tek. Efendim, Agah'la ilgili istediğiniz gibi araştırma yaptım. Nedir durum? 4-5 ayrı ülke pasaportu var. Hepsi sahte. Bunda şaşıracak bir şey yok. Bu isimlerden biri Orhan Kul. Bu isme ait İstanbul'da bir adres tespit ettik. Bak bu enteresan. Yarın birilerini gönderip evi bir kontrol edeceğiz. Güzel. Devam edin, bunu araştırın. Peki efendim. Hayırdır daldın gittin? Ben de almayayım da kimdi aslında yol? Sen de haklısın.
Değmen benim kanlı yaslı göğünüme. Değmen benim gamlı yaslı göğünüme. Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel baban idim, dostum bağında. Evvel bağban idim, dostum bağında. Talan vurdu hayvan ardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Garip kaldım şimdi gurbet ellerde. Garip kaldım şimdi gurbet ellerde. Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım. Gel. Astsubay Çavuş, Emre Dilmaç. Söyle. Komutanım, tabur aşçısı Numan Bey sizinle görüşmek istiyor. Al dışarı. Emredersiniz. Gel Numan abi. Komutanım, iki numara Kerem. Estağfurullah. Gelin buyurun. Geç oğlum. Komutanım, bizim oğlanın maruzatı var size. Söyle bakalım. Komutanım, ben de sizin gibi ülkeme ve bayrağıma hizmet etmek istiyorum. Tarih yazan, ismi hiç unutulmayan kahramanlardan olmak istiyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Özel kuvvetçi mi olmak istiyorsun? Evet. Gel bakalım. Bak bu Milli Savunma Üniversitesi. Geleceğin kahramanları burada yetişiyor. Piyadesi, harbiyelisi, bahriyelisi,
komandosu, pilotu, özel kuvvetçisi. Hepsi burada yetişiyor. Nasıl gireceğim buraya? Bak yazıyor. ÖSYM başvuruları açılmıştır. Sınava mı gireceğim? Tam da zamanı. Başvurular 9 Ocak'ta başlıyor. 15 Şubat'a kadar da devam ediyor. Yapabilir mi bizim oğlan yarbayım? Niye yapmasın? Aslan gibi çocuk. Bu devletin böyle aslanlara ihtiyacı var. Ama tabii iyi bir eğitim lazım. Sağ olun komutanım. Hemen başvuracağım. Müsaadenizle komutanım. Sizin işiniz vardır. Bizim gençlerden daha önemli ne işimiz olabilir? Sen de geleceğin komutanı olmak istiyorsan Milli Savunma Üniversitesi'ne başvur. Sağ olun komutanım. Hadi göreyim seni. Allah razı olsun yarbayım. Hadi biz gidelim oğlum. Hadi artık, hadi. Niye hareket etmiyor bunlar ya? Ya hoca, sakin ol. Bu gibi işlerde acele en sıkıntılı şeydir. Mevzu bahis füzeler olunca sakin kalamıyorum. Bir tane sahtekarı allayıp pullayıp millete satmak için yapmadıkları bir bu kalmıştı. Merak etme. Bunu da yapamayacaklar. Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. Hareket ettiler. Arabaya biniyorlar. İleriden sol yapacaksın, daha kestirme. Daha fazla yakınlaşmayalım. Takip ettiğimizi anlamasınlar. O kadar dikkatsiz değiliz herhalde. Fethi, canım sen gergin misin? Yo, niye gergin olayım ki? Doğru, niye gergin olası ki her zamanki halimiz. Aksiyonlar aksiyonlar. Ama sevgilin gitti ya, belki o yüzden gergin olabilirsin. Görev görevdir. Benim için daha önemli bir şey yok. Hem açtık biz onları. Ne ara? Açtık işte. Eylül. Selam. Genelde tanıştığım kişiler beni hatırlar. Ama sende pek bir iz bırakamadım sanırım. Aa. Çok pardon, şimdi hatırladım. Serhat mıydı? Hiç başarılı olamamışım desene. Çok özür dilerim. Bence bir şans daha verebiliriz. İşi sağlam almam lazım. Selim Oktansoy. Selim Oktansoy. Önemli birisiniz herhalde. Sıradan bir iş adamı sayılırım. Eylül Alptekin. Sıradan bir gazeteci sayılırım.
İleriden sol yapacaksın. Yalnız bunlar şehir dışına doğru çıkıyorlar. O kadar füzeyi apartman dairesine saklayacak halleri yok. Kim bilir nereye istiflediler. Erdem komutana haber vermemiz lazım. Dinliyorum abici. Komutanım, sinyali takipteyiz. Faruk harekete geçti. Güzel. Tam olarak neredesiniz? Merkezden kuzeydoğu yönüne doğru şehir dışına çıkıyoruz komutanım. Tamam. Hemen destek ekibi harekete geçiriyorum. Vaktimiz kısıtlı avcı. O füzeler onların eline geçmemeli. Emredersiniz komutanım. Ben size sürekli olarak güncel konum bilgisi göndereceğim. Tamam. Hafızla iletişimde olun sürekli. Emredersiniz. Duydunuz. Hemen harekete geçin. Hafız. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Yüzlerce. Belki binlerce kişinin hayatı bu operasyona bağlı. Sivillerin hayatı ve bizim sınır güvenliğimiz için büyük bir tehdit. Kazanız mübarek olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Hızlan biraz Karabatak. Otobana çıktı sanki bunlar. Merak etme. Keşke Yavuz komutanım da olsaydı. Böyle eksik gidiyoruz ya. İçim hiç rahat etmiyor aga. Komutanımın başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Operasyon günlük hayattan daha tehlikeli. Ama operasyonda yalnız değiliz. Biz bizeyiz. O da yalnız değil, merak etmeyin. Hepimizin yüreği, duası onunla. Onun da duası bizimle. Göz görmüyorsa gönül görür. Hadi hazır mıyız? Hazırız komutanım. Kazamız mübarek olsun. Sağ ol. Hadi be, hadi be. Günaydın. Günaydın uykucu. Saat kaç oldu? Oo, gün bitti gün. Bu nasıl uyumak ya? Ya sen şimdi bana bakma, zaten yeni uyandım, kim bilir ne haldeyim. Tam ben de onu diyecektim. Keşke evlenmeden söyleseydin uyanınca böyle göründüğünü, bir daha düşünürdüm. Ha. Bu da gelmiş sabah sabah benim açığımı arıyor başımda ya. Hadi kalk kalk kalk. Ah. Ya inanmıyorum, sen bana kahvaltımı hazırladın. Elimizden geldiğince. Yani bu pek öyle hayalimde yatağa getirilen kahvaltı gibi değil ama. Özellikle de şu sallama çaylar. Alışma diye onlar. Hem sana bir gün dağda çay demlediğimiz kara demlikle bir çay yaparım.
Tamam. Ne yapıyoruz bugün? Dönüyor muyuz Karabayır'a? Benim ufak bir işim var. Sen biraz dinlen. Ne işiymiş o? Tümsen uyuduktan sonra birkaç kolye buldum. Farklı isimlerden, farklı adreslerden bir sürü para gönderilmiş. Annem hiçbirine dokunmamış tabii. Son kolide bir adres buldum. Avrupa yakasında bir yer. Gidip bir bakacağım. Belki baba... Agi hakkında bir şeye ulaşırım belki. Tamam, süper. Ne zaman çıkıyoruz? Sen burada bekliyorsun. Senin gelmen doğru değil Bahar. Orası o aşağılık teröristin mekanı olabilir. Sen bekle, ben gideceğim. Hani sen benim gözü karalığıma aşık olmuştun? Sen burada kal. Ben gidip geleceğim. Ya tamam, beraber gider geliriz. Şu şahane kahvaltımızı bitirelim de çıkarız hemen. Peki tamam. Mine, sen boş zaten. Ya kepekli ekmek yok muydu ya? Sonra bıngıl bıngıl oluyorum. Söylenme ya artık, hadi söylenme. Efendim Nazlı. Bahar, ne haber? İyidir, ne olsun, İstanbul'dayız. Ya baksana, ne diyeceğim sana. Biz dün babamla konuştuk. Babam çok olumlu karşıladı. Biz de annemle acayip gaza geldik, mekan bakıyoruz şimdi. Hani valiyle konuşuyorduk? Buradan da oraya gideceğiz işte. Bahar mı? Ver. Bahar'cığım, vallahi biz bir yer bulduk. Biraz eski ama adam ederiz gibi. İyi, tamam. Biz bir başlayalım da her şey hallolur. Vallahi ben beğendim. Fena değil. Merkeze de yakın. Tamam, süper. Gece dönünce konuşuruz. Tamam. Biz Vali Bey'le görüşmeye gidiyoruz. Tamamdır. Haber verin bana. Tamam canım. Görüşürüz. Durdu. Güzel. Mekanımızı bulduk desene. Aynen. Alo komutanım. Dinliyorum avcı. Yerlerini tespit ettik. Size konum bilgisini geçiyorum hemen. Tamam. Biz de bölgeye intikal halindeyiz. Allah'ın izniyle birazdan oradayız. Anlaşıldı. Var mı bir şey? Bura ne biçim yer? Bomboş. Etmediğinden emin misin? Eminim. Gidip bir kontrol edelim. Bunlar vericiyi bulup bize tuzak falan kurmuş olmasınlar? Şimdi anlarız avcı.